Merhabalar. Bu dersimizde Sketch ortamındaki geometrisel ve ölçüsel sınırlandırmaları size anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle sınırlandırma ne demek? Biraz ondan bahsedelim. Yine tabii ki bir Sketch açıyorum öncelikle ve mesela bir rectangle çizerek işimize başlayalım. Şimdi bu tip programlarda yani içinde sınırlandırmaların bulunduğu programlarda bunların içinde e, Solidworks Katya gibi programları sayabiliriz. Objeleri e, define etmeniz gerekiyor. Yani belirlemeniz gerekiyor. Ölçülerini e, davranışlarını. E, ne demek istediğimi şu şekilde izah edeyim. Mesela bu rectangle'ın ben şu an sağdaki bu kenarını tutup çekerek e, uzatıp kısaltabiliyorum gördüğünüz gibi. E, ama siz aslında genelde bu objeyi tanımlamak istiyorsunuz ve bu çekip uzama ve kısalma olayının olmamasını istiyorsunuz. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? D'ye bastım mesela öncelikle. Buradan sketch time e girerek de aynı şey yapabilirsiniz. Mesela bu boyunu belirledim. 50 birim. Şuradaki boyu belirleyeyim. 75 birim olsun. Sağ klik close diyerek cancel diyerek çıktım. Şimdi bu ucu tutup çektiğimde Bakın bu ucun hareket edemediğini görüyorsunuz çünkü 75 milime bu kenarı sınırladık. Dolayısıyla bu kenar uzayıp kısalamıyor, uzayıp kısalamıyor. Herhangi bir noktasından bakın hareket ettiremiyorum. Bu bu objeyi tanımladığımız anlamına geliyor. Fakat şuna dikkat edelim. Şimdi mesela aynı bir rectangle daha çizdim. D'ye bastım. Alt kısmını yine 75 olarak tanımladım. Sağ tarafında 50 olarak tanımladım. Şimdi ben bu Rectangle'ı eğer tutup çekersem aynı sınırlandırmaları yapmış olmama rağmen bu Rectangle hareket edebiliyor gördüğünüz gibi. Çünkü XZ uzayında, XZ plane'inde veya düzleminde e, tanımlı bir tane sadece nokta vardır. Hiçbir şey çizmeden önce biz. Bu da orijin noktasıdır. Gördüğünüz gibi orijin noktası. Rectangle'ın sol alt köşesini orijin noktasına koyuyorum ki e, ilk... Aslında noktamı tanımlayayım. Bütün aslında diğer ölçüler buradan referans olarak belirlenmelidir. Eğer orijine koymayacaksanız bu rectangle dayı, orijinden bu rectangle'ın mesafesini söylemelisiniz. Mesela 80 buradan verdim. 10 buradan verdim. Şu an orijine tanımladım bu noktayı. Bu rectangle. Dolayısıyla bakın artık tutup çektiğimde hareket ettiremiyorum. Yani her noktayı bir şekilde ya da her objeyi bir şekilde tanımlamamız gerekiyor. Tabi Fusion bize şu rahatlığı tanıyor. Solidworks ve Katya'dan ya da Inventor'dan daha avantajlı olarak şunu sağlıyor. Aslında bu tanımlama olayını bu kadar şart olarak koşmuyor. Bu bizim için bir avantaj. Çünkü Inventor'da da Solidworks'da de bu tanımlama bizim çok fazla zamanımızı alabiliyor. Dolayısıyla istediğimiz zaman, işimize yaradığı zaman objeleri tanımlayabiliyoruz. İşimize yaramadığı zaman tanımlamayabiliyoruz. Ölçüsel sınırlandırmalar bir işin bir tarafı. Bir de geometrik sınırlandırmalar var. Burada bakın constraints yazan yerin altındaki birçok geometrik sınırlandırma. Collinear, concentric, midpoint, fix gibi sınırlandırmalar. Mesela silelim bu objelerimizi. Ee, özellikle midpoint gibi veya işte e, horizontal vertical gibi sınırlandırmaları çok fazla kullanacağız. Nedir bu sınırlandırmalar? Diyelim ki eğik bir çizgi çizdim. Açılı bir çizgi çizdim. Bu çizgiyi seçip Horizontal Vertical'a tıklarsam bu çizgiyi en yakın hangisine ise yani yataya veya düşeye hangisine yakınsa e, bu şekilde sınırlandırıyor. Mesela şu an yatay olarak sınırlandırdı. E, ve objeyi ben ne, ne şekilde değiştirirsem değiştireyim. Yataylığını her zaman korumak zorunda. Çünkü yatay olarak sınırlandırdık objeyi. Coincident çakışık demektir arkadaşlar. Mesela bir line daha çizdim. Bu noktayı bu çizgiye ikisini birden seçiyorum. Kontrolle Coincident verdiğimde bu nokta sadece bu çizgi ve doğrultusunda olabiliyor gördüğünüz gibi. Bakın aşağı yukarı çeksem de hiçbir şekilde çizgiden ay ayıramıyorum çünkü bu sınırlandırmayı vermiş olduk. Bu sınırlandırmayı seçip Delete'e basarak silebiliriz ve bu sayede bundan kurtulabiliriz istersek. Aynı şekilde bunu da. E, ölçüleri de aynı şekilde de seçip Delete'e basarak silebilirsiniz bu arada. Collinear eş e, doğrultuda demektir. Mesela bu iki çizgiyi aynı doğrultuda yapmak istediğimde kolinere tıklıyorum. Bu önce bu çizgiyi, sonra bu çizgiyi seçiyorum ve iki çizgiyi bakın aynı doğrultuda yapıyor. Yine aynı şekilde eğer bir çizgiyi değiştirirsem bu doğrultusunu diğeri de değişmek zorunda kalıyor. Kosentrik eş merkezi demektir arkadaşlar. Diyelim ki iki tane dairemiz var. Bu iki daireyi birbirine eş merkezli yapmak istiyoruz. Yine kontrolle seçtim iki daireyi. Kosentrik dediğimde iki daire de artık eş merkezidir. Midpoint orta nokta demek biliyorsunuz. Bir tane line çizeyim bir line daha çiziyorum. Bu noktayı bu çizgiye midpoint olarak sınırla dediğimde gördüğünüz gibi nokta diğer çizginin midpointinde kalmak zorunda kalıyor. Fix veya unfix yeni bir aslında orijin belirlemek için kullanırız genelde bu komutu. Yani herhangi bir çizgi çizdim ve bir noktayı seçerek fixle dedim bu noktayı. O noktaya bir kilit vuruyor ve asla o nokta oradan ayrılamıyor. Tutup çeksem de gidemiyor. Aynı orijin gibi bakın. Orijinde çalışmıyorsak bazen e, objeyi belirlemek için veya sınırlamak için veya fixlemek için bunu kullanabiliriz. Aynı şekilde unfix dediğinizde de bu şeyi kilidi kaldıracaktır. Parallel iki tane birbirine paralel çizgi oluşturacaktır. Bakın bu iki çizgiyi seçtim, parallel dedim. Artık bu iki çizgi birbirine paralel kalmak zorunda. Perpendikler ise dik demektir. İki çizgi yine seçiyorum bakın ve perpendicular'a tıklıyorum. Bu iki çizgi birbirine dik olmak zorunda her zaman. Horizontal vertical zaten yapmıştık. Tangent teğet demektir arkadaşlar. Yine bir daire çizdim. Bir tane de line çizdim. Bu iki objeyi birbirine teğet olarak belirlediğimde bu çizgi her zaman bu daireye teğet olarak kalacaktır. Smooth ucuca devam eden iki çizgiyi birbirine smooth bir şekilde yani Köşesi görünmeyecek bir şekilde devam ettirmeye yarıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir tane line'ımız var diyelim. Bir tane de spline'ımız var. Bu iki objeyi birbirine geçişleri fark edilmeyecek şekilde devam ettirmek için smooth constraint'ini kullanabiliriz. Geldim. Buradan smooth'u seçtim. Bu çizgiyi ve bu çizgiyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi bakın geçişleri hiçbir şekilde fark edilmeyecektir burada. Tabi diğer ucu da kurtarmak adına şekli biraz daha modifiye edebiliriz. Fakat şu iki çizginin geçişi tamamen yumuşak bir şekilde oldu gördüğünüz gibi. Equal iki objeyi birbirine eşit vermek için genelde dairelerde eş e, radyuslu dairelerde sıklıkla kullanırız. İki tane dairemi seçiyorum bakın. Ve equal'a tıklıyorum. Artık birinin radyusu değiştiğinde Diğeri de ona uyum sağlamak durumundadır. Mesela bunun radyosunu 80 yaptım. Diğeri de 80 oldu gördüğünüz gibi. Simetriyi daha önceki mirror komutunda görmüştük zaten. İki obje birbirine her zaman simetrik kalmasını sağlayacaktır simetri. Evet bu tip yardımcı geometrik sınırlandırmalarla da objeleri tanımlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Peki arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.